Fark ettim ki bilgilendirici içeriklere bir ara vermişim. Daha çok projelerle ya da Bitcoin'in gidişatı ile ilgili videolar çekmişim ve artık bilgilendirici bir video gelmesi gerekiyordu. Ben de bunu çekmek için karşınızdayım. Bu videomda sizlere RSI değerinden bahsedeceğim. <laughs> RSI değeri nedir diye soracak olursanız aslına bakarsanız tam bir tanımını kamera karşısında yapmam gerçekten çok zor. Ama şöyle diyebilirim. RSI aslında Relative Strange Index olarak geçiyor İngilizcesi. Türkçe'ye çevirdiğimiz zaman göreceli güç endeksi tarzı bir cümleye tabir oluyor. Bunun detaylı bir şekilde hesaplanması var. İşte matematik işlemleriyle tam ben bilmiyorum o işlemi. Fakat benim izlediğim yabancı kanallarda kısa süreli alsat yapan insanlar yani gün içerisinde 3-4-5-6 kere alsat yapan insanların en çok kullandığı değer, RSI değer olarak gözüküyor. Bunu videoya çekmeden önce ben de denedim. İşte işleyiş nasıl oluyor, gerçekten işe yarıyor mu gibi. Ve gerçekten de işe yarıyor. Bunu hesaplamanıza gerek yok. Bunu bütün size teknik grafik veren sitelerden otomatik olarak hesaplayabiliyorsunuz. Nasıl hesaplıyorsunuz, nasıl oluyor işlemini bir bir dakika sonra falan göstereceğim. Fakat bu işlemin yani bu indikatörün yaptığı işlem şöyle. Seçilecek coin'in ortalama değeri hesaplanıyor ve ortalama değere eş olarak da ortalama alım miktarı, alım hacmini hesaplıyor. Bu alım hacmi normalden yükseğe çıktığında veya alçağa düştüğünde bunu size gösteriyor. Bu da ne işe yarıyor? Eğer fazla bir alım geldiyse ve fiyat gerçekten abartı bir şekilde arttıysa bu fiyat düşecektir demek oluyor. Aynı şekilde alım gelmediyse, satış geldiyse ve hacim düştüyse bu da eskisine geri toparlayacak demek oluyor. %100 gerçek midir diye bir şey yok. Yani %100 olan bir şey yok. %100 gerçeklik payı yok. Fakat benim denemelerim sonucunda %100 başarı aldım ve ben de bunu sizlere aktarmak istiyorum. O yüzden hemen ekranımı paylaşıyorum. Evet, ekranımı paylaştım. Şu an TradingView sitesinde Bitcoin dolar analizinin teknik grafiğine bakıyorum ve şu an ben 1 dakikalık olarak bakıyorum. İsterseniz bunu süreye uzatabilirsiniz. Fakat şu an hızlı bir alsat işlemini göstereceğim için dakikalık bakmak benim için daha karlı oluyor. İlk açıldığında şu aşağıdaki RSI değeri sizin karşınıza doğal olarak gelmiyor. Bunun nasıl kapatıldığını bilmiyorum. Evet kapattım. Aynı bu şekilde karşınıza geliyor. Sizin RSI indikatörünü devreye sokmanız için ben TradingView üstesinden gösteriyorum fakat diğer analistelerinde de bu şekilde. Burada bir yerde indikatör seçeneği var. Ben bu indikatöre bastığım zaman RSI gibi yüzlerce farklı indikatörü böyle devreye sokabiliyorum. Çok farklıları var. Bundan sonraki videolarda bunlardan da azıcık bahsetmeye başlayacağım. Fakat bizim kullanacağımız şu an RSI. Direkt RSI yazınca zaten en üstte çıkıyor. Ben bunu seçtiğim zaman analizin alt kısmına böyle bir bölüm ekleniyor. Dediğim gibi size teknik olarak anlatırsam sıçabilirim. O yüzden sadece nasıl işlediğini, ne olduğunu anlatmaya çalışacağım. Yanlış bilgi aktarmak istemiyorum. Yani detayını istiyorsanız araştırabilirsiniz. Gördüğünüz gibi burada RSI indikatörü açıldı ve sıfırla 100 arasında bir sınıflandırması var. Ve gördüğünüz gibi 70 değeriyle 30 değeri arasında ve gördüğünüz gibi 70 değeri ve 30 değeri arasında bir highlight var. Mor bir renk var. Bu mor renk şunu demek istiyor. Alım satım oranı, hacim oranı şu an bu iki sayının yani 30 ile 70'in arasında dengede demek istiyor. Şurada da gördüğünüz gibi bu 70 değerini aşarsa mevcut olduğu fiyat aslında çok fazla ve bu highlight'ın mor rengin içerisine geri dönecek demek oluyor. Ve gördüğünüz gibi de her çıkışta RSI değeri yani 70 ile 30'un arasına geri düşüyor. Aynı şekilde şurada da gördüğünüz gibi bu derecelerin altına düşerse yani beklenenden çok daha az bir alış ya da aksine satış gelirse geriye toparlayacak demek oluyor yani yükselecek demek oluyor. RSI indikatörü aslında tamamen bunu gösteriyor. Peki bunu kısa dönemli alsatları için nasıl kullanabiliriz? Ben şahsen şu şekilde kullandım ve dediğim gibi %100 sonuç aldım. Bu sizin de %100 sonuç alacağınız anlamına gelmiyor. Hazır bunu söylemişken de bu video içerisinde söylediklerim tamamen benim kişisel şahsi fikrim ve görüşümdür. Kesinlikle ve kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Yaptıklarımı uygulamadan önce araştırmanızı ve daha fazla bilgilenmenizi tavsiye ediyorum. Ben şu şekilde kullanıyorum RSI indikatörünü. Bu mor highlight'ın altına düştüğü zaman yani şu değerde gördüğünüz gibi tam buraya denk geliyor. Alıyorum. Peki neden alıyorum? Çünkü o denge içerisine geri dönecek. Yani yükselecek. Ve gördüğünüz gibi buradan aldım. Hatta şuradan aldım. Ve Coin toplamaya başladı kendini. Peki ne zaman satıyorum? Aynı şekilde bu değer bu ortalama değerin üzerine çıktığı zaman direkt satış gerçekleştiriyorum. Yani örnek o vermem gerekirse şurada olduğu gibi. Fakat artık şunu da yapmaya başladım tavsiye olarak söylemek istiyorum. İlla bu değerin üstüne çıkmasını beklemeyip bu değere yaklaştığı an satabiliyorum. Çünkü gördüğünüz gibi bu değer yükseldiği an coin'in fiyatı da yükseliyor paralel olarak. Yani bu demek oluyor ki bu değerlerin altından alıp üstüne yakın veya üstünden satmak kısa vadeli tam bir al sat şansı veriyor bizlere. Ve ciddi karlar oluşuyor ve aynı şekilde şurada gördüğünüz gibi bu değerin üzerine çıkmış coin. Ve ben analize bakmadan sadece arasay değerine bakarak şunu diyebilirim. Şu an ortalama değerinin çok çok üzerinde bu coin. Ve geri düşecek ve gördüğünüz gibi Bir dakika sonra ortalama değere geri düştü Yani ben buradan satmış olsaydım Çok daha karlı olacaktım Bu her zaman işe yarıyor mu? İnanılmaz bir şekilde Her zaman işe yarıyor ve bir dakikayı Seçmemin sebebi de buydu ama siz Bir saatliği de seçebilirsiniz. Aynı şekilde Gördüğünüz gibi şu an ortalama değerin Üzerine çıkmış. Bu ne demek oluyor? Bu ortalama değere geri düşecek. Yani Benim şu an alım yapmam bir zarar aslında Ama aynı şekilde en dip noktalardan Şuradan almış olsaydım 7951 dolar ve şu an coin 9000 dolar yani her türlü kâra geçecektim. Bu indikatörü ben kullanıyorum çünkü alsat yapmaya başladım ve gerçekten çok işe yaradığı için sizlere aktarmak istiyorum. Kesinlikle deneyin yani gözlemleyin bir bakın gerçekten oluyor mu? Hani photoshop falan diyebilirsiniz çünkü öyle diyenler var. Evet RSI indikatörü bu şekilde. Bundan sonraki videolarımda da size böyle indikatörlerden bahsetmeye çalışacağım. Çünkü çok işe yarayan 3-5 tane daha gördüm. Daha kullanamadım ama kullandıktan sonra sizlere aktaracağım. Son olarak da geçen videomla ilgili bir açıklama yapmam gerekiyor. Bundan bir önceki videomda 0.005 adında bir video attım bildiğiniz gibi. Ve bu video içerisinde sizlere bundan sonraki videolarımda yapacağım bir yöntemden bahsettim. Videoların arasına bir şey yapıp daha onu çözmedim. Ama bir şey yapıp her videomda insanlara giveaway yani 0.005 bitcoin vermeyi düşündüğümü söyledim. Ve o videonun da tamamen boş bir video olmasını engellemek için ve aynı şekilde projem olan kripto sözlüğe yönlendirmek için insanları öyle bir sitenin olduğundan haberdar olmaları için ve aynı şekilde de videonun boş olmamasını istedim için Ufak bir çekilişte orada yaptım 0.005 bitcoinde çekilişi yaptım. Fakat videonun altına gelen yorumlar gerçekten çok güldürdü beni. Tamamen kendini reklama döktün. O kadar kazanıyorsun 0.05 bitcoin mi veriyorsun? Ya yani gerçekten inanılmaz saçma yorumlar bunlar. Bunu tamamen o yorumu yapan insanlara yönelik söylüyorum. Kalkıp ben o video içerisinde bir bitcoin çekilişi yapamam da olarak. Ayrıca çok kazanıyorsun diyorsunuz. Birkaç video sonra size ne kadar kazandığımı gerçekten göstereceğim. Hatta şöyle bir şey yapacağım. Şubat ayı içerisinde toplam kazancımı size Şubat sonu. Da göstereceğim. Hani gerçekten YouTube'dan böyle çok büyük paralar mı kazanıyorum? Bunun bu soru işaretini kafanızdan kaldırmanızı istiyorum. Evet kanalıma reklam videoları da geliyor. Sponsorlu içerik reklamları da geliyor. Ve inanılmaz bir şekilde günde minimum 3-4 tane firma bana reklam yapmam için mesaj atıyor. Ben bu 3-4 tane reklamı yaparak gerçekten büyük para kazanabilirim. Ama yapmıyorum. Çünkü çoğu sken ve dolandırıcılık da dolu olabiliyor. Ben bunların aralarından seçip deneyip en mantıklı olanları sponsorlu olarak kanalıma koyuyorum. Bir tane kripto para oyunu ile ilgili video koydum. Ve bana denilenleri görseniz inanamazsınız. Gerçekten çok bilersiniz. İşte kumar işine de mi girdin? İnsanların paralarını çalıyorsun, manipüle ediyorsun. Artık o kadar sinir bozucu kelimeler haline geldi ki bunlar. Bununla ilgili daha fazla bir şey söylemek istemiyorum. Yazık çünkü gerçekten. Ama bundan sonra kanalım daha önce nasıl devam ediyorsa aynı şekilde devam edecek. Ben bu videoları gerçekten Bitcoin'i çok iyi bildiğim için, teknik analizi dört dörtlük bildiğim için çekmiyorum. Sadece bu işin içerisinde fazla zaman harcıyorum ve bildiklerimi, bilgi birikimimi tamamen YouTube'a çalışıyorum. Gelip bana dolandırıcı, gelip bana bilmeden konuşuyor. Demeniz çok saçma çünkü ben bildiğimi iddia etmiyorum zaten. Ben sadece A yöntemini yaparak para kazanıyorsam A yönteminin nasıl yapıldığının videosunu çekiyorum burada. O yüzden boş yorumları gerçekten okumuyorum ve cevap vermiyorum. Ve dediğim gibi kanal nasıl devam ediyorsa aynı şekilde devam edecek. Bundan memnun değilseniz yorum atabilirsiniz. Ben bunu okurum ama mantıklı bir yorum değilse umursamam. Eğer beni bu şekilde beğenmiyorsanız kanalımı takipten çıkabilirsiniz. Bunu gönül rahatlığıyla söylüyorum. Kimseyi zorla tuttuğumu düşünmüyorum burada. Neyse konuyu çok dağıttım ama RSI indikatörünü size anlatmış oldum. Denemenizi tavsiye ediyorum. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanalıma abone olmayı ve yan taraftaki zil butonundan da bildirimleri açmayı unutmayın. Ki yeni video attığımda telefonunuza ya da bilgisayarınıza bildirim olarak gelebilsin. Bir sonraki videomda görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Keep the script, I'll roll the dice. Don't fall asleep, cause I'm working nights. Hey, you trying to shut me out, it's getting blatant. Hey